İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed 571 yılında Kameri aylardan Rebiülevvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu mübarek geceye Mevlüt Kandili denir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği 1442. doğum yıl dönümüdür. Onun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlaksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber, bu dünyada İslam'ı tebliğ etmek için, Kur'an'ı anlatmak için 23 yıl mücadele vermiş ve bir kadın, bir çocuk, bir insanla başlattığı bir işte yer yerinden oynatmış ve bugün 1,5 milyarın üzerinde İslam alemi onun eseridir. Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam diniyle dünya aydınlandı, tek Allah inancıyla kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. Ona inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. Onun doğduğu gece insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. Onun en dikkat çekici özelliği muhteşem bir ahlak üzerine gönderilmesidir. Ve inneke le ala hulukun azim. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzeresin. O bize haya ve edebi getirmiştir. O bize doğruluğu getirmiştir. O bize vefayı getirmiştir. O insanlara merhameti öğretmiştir. Bu gece Müslümanlar arasında yüzyıllardan beri büyük bir coşkuyla kutlanmakta. Sevgili Peygamberimiz derin bir saygıyla anılmaktadır. Onun örnek hayatını model almamızı, onun yaşadığı hayatı yaşamamızı, onu takip etmemizi, onu izlememizi ve bu kandillerin İslam aleminin kurtuluşuna, Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan dua ve niyaz ediyorum. Büyük Türk alimi Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı Vesiret-i Necat olan Mevlid kitabı, onun doğumunu, üstünlüğünü ve mucizelerini en güzel bir şekilde dile getiren değerli bir eserdir. Bu akşam Mevlid kandilinde neler yapmamız gerekir? Kur'an-ı Kerim okuyalım. Onun manasını okumaya çalışalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bölümler, kesitler okuyalım. Namaz kılalım, dua edelim.